Merhaba arkadaşlar. Coğrafya Portalı YouTube kanalımızda ÖSYM Portal serisiyle birlikte başladığımız videolarımıza üçüncüsüyle devam ediyoruz. Yorum ve görüşlerinizi tabii her zaman bekliyoruz. Evet, bu serimizde ilk olarak şu soruyla başlayalım. Karadeniz kıyılarında oluşan yağışların büyük çoğunluğu yamaç yağışı şeklindedir ki biz bu yağışlara orografik yağış adını da veriyoruz. Bu durumun nedeni olarak verilenlerden hangileri gösterilir? Karadeniz kıyısında bulunan dağ sıralarının kıyıya göre paralel uzanması ve kıyıdan gelen ya da özellikle denizden gelen oradaki rüzgarların bu dağlara çarparak yükselmesi bu yağışların oluşumunda en önemli etkenlerdir. Ki o rüzgarların baktığımızda o dağa çarpma açısı oldukça önemlidir. Örneğin dik bir açıyla çarptığında burada yağış daha fazla olmakta, yamaç yağışlarını görmekteyiz. Ama bu açı küçüldükçe oradaki yamaç yağış oluşma ihtimali azalmaktadır. Örneğin Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için buradan gelen hava kütleleri içeri doğru girer ve o dağlara paralel bir şekilde geçmiş olur. Yani dik bir şekilde çarpma durumu söz konusu olamaz. O yüzden burada 1 ve 2'yi aldık. Buradaki tuzluk oranının bu durumda etkisi yoktur. O yüzden de doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer sorumuza baktığımızda Türkiye'de balıkçılık yapmak ve belli bir süre yaşamını orada devam ettirmek amacıyla deniz kıyısında kurulmuş geçici köy altı yerleşmelerine dalyan adı verilmektedir. Bu yerleşme şeklinin aşağıda verilen yerlerin hangisinde daha az görülmesi beklenir? Türkiye'de dalyan denildiğinde aklımıza Muğla ve çevresi gelir. Ege birinci sırada dikkate alınabilir. Bunun yanında ikinci olarak Akdeniz'i dikkate alabiliriz. Marmaris çevresi, Dalaman çevresi, Alanya ve Kaş ki bunlar Muğla-Antalya arasında bulunan alanlardır. Hopa ise Karadeniz'de Artvin'de bulunan ve bu tür yerleşmelerin daha az görüldüğü alanlar arasında sayılabilir. O yüzden de doğru cevabımızı C şıkkı olarak dikkate alalım. Diğer sorumuzda ise ülkemizde karstik yer şekillerine daha çok Toros Dağları ve Sivas çevrelerinde rastlanır. Bu durum üzerinde bu alanların kayaç yapısının etkili olduğu söylenebilir. Bu yerlerde karstik şekillerin görülmesinde kayaçlarından hangilerinin yaygın olması etkili olmuştur? Toros Dağları çevresinde kireç taşı dediğimiz kalkeri daha çok görmekteyiz. Bunun yanında Sivas çevresinde alçı taşı dediğimiz jips daha çok görülmektedir. Andezit ise karstik olmayan, volkanik olan bir kayaçtır. O yüzden burada 2 ve 3'ü söylememiz gerekiyor. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Diğer sorumuza baktığımızda tarımsal faaliyetler üzerinde toprakların fiziksel ve kimyasal özelliği etkili olmaktadır. Aşağıda 5 farklı tarım ürünü ile yetiştirileceği toprak türüne ait özellikler verilmiştir. Verilen toprak özellikleri dikkate alındığında bu eşleştirmelerden hangisinde alınacak verimin diğerlerine göre daha düşük olması beklenir. Çay, asit oranı yüksek, kireçsiz toprakları sever ve bu topraklarda verim daha fazla alınır. Antep fıstığı kireçli toprakları sever. Şeker pancarı kumlu topraklarda daha fazla verim olarak dikkate alınabilir. Üzüm yine kumlu topraklar, alüvyal toprakları sever. Fındık ise kireçsiz toprakları sevmektedir. Çünkü bu alanlarda genelde nemlik ve yağış fazladır. Toprakta yıkanma olan yerlerde biz fındığı görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliyoruz. Sıradaki sorumuzda ise Türkiye arazilerinin büyük bir kısmı sarp arazilerden yani dik arazilerden oluşmaktadır. Bu durumun verilen doğal afetlerden hangilerinin oluşumunda etkisi yoktur? Çığ için özellikle kar yağışı yanında eğim ve dik olan yamaçlar önemlidir. Yani sarp arazilerde biz burada tabii ki kar yağışı olduğunda çığ daha fazla görebiliriz. Volkanizma iç yapıyla alakalıdır. Oradaki aktif volkanlar, oradaki işte baktığımızda fay hatları gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Bunun sarp arazilerle bir alakası yoktur. Kaya düşmesi yine o dik alanlarda eğimin fazla olduğu yerlerde görülebilir. Deprem yine volkanizma gibi iç kuvvet ve fay hatlarına bağlı ki oradaki dikliklere bağlı değildir. O yüzden burada baktığımızda 2 ve 4'te etkisi olmadı, 1 ve 3'te oldu. Bize etkisi yoktur dediği için doğru cevabımız da burada E şıkkı olarak dikkate alınmıştır. Sıradaki sorumuzda ise Türkiye'deki arazinin engebeli olduğu bazı alanlarda taraçalama yöntemiyle tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Taraçalama dediğimiz basamak şeklinde düzenleme, eğimi azaltma ve o yamaçtan daha fazla tarım alanı elde etmek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangisinde tarımsal faaliyetlerde bu yöntem kullanılmaktadır?
Burada baktığımızda 5 numara oldukça dağlık engebeli bir alandır. Ve bu alanda taraçalama yöntemini özellikle çay bahçeleri olmak üzere kullanmaktadırlar. Ama 4 numaraya baktığımızda Çarşamba Deltası düz bir alan. 3 numara düz bir alan. 2 numara düz bir alan. Yani diğer alanlar düz olduğu için taraçalamaya zaten çok gerek duyulmamakta. O yüzden de cevabımız E şıkkı olmaktadır. Sıradaki sorumuzda ise Türkiye'de sulama imkanlarının gelişmesi bazı tarım ürünlerinin yetişme alanını genişletmiştir. Bu duruma örnek olarak aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi gösterilir? Çay sulamayla değil, daha çok yağış ve nemlilikle alakalı bir üretim koşuluna sahiptir. Haşhaş ve kenevirde ise devlet kontrolü önemlidir. Pamuk ise özellikle sulamanın artmasıyla artış gösteren bir üründür. Alan artışı gördüğümüz bir üründür. Özellikle GAP'la birlikte en fazla alan artışı Güneydoğu Anadolu'da pamukta yaşanmıştır. Zeytin kışılıklı ister. Yine sulama imkanları gelişirse her yerde zeytin tarımının yapılma gibi bir ihtimali söz konusu olamaz. O yüzden doğru cevabımızın burada D şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Sıradaki sorumuzda ise yukarıda verilen hayvancılık faaliyetlerinden hangilerinin dağılışında doğal çevre koşullarının etkisi diğerlerine göre daha azdır? Kümes hayvancılığı kapalı alanlarda yapıldığı için iklim şartlarından oldukça az etkilenir. Bunun yanında besi hayvancılığı da yine en az etkilenenler arasında 1 ve burada 3'ü aldık. İpek böcekçiliği ve balıkçılıkta yine baktığımızda bu ikisine göre daha fazla etkilenme durumu söz konusudur. Örneğin ipek böcekçiliğinde baktığımızda bu alanlarda dut yaprakları ki dut yaprağı dut ağacı da yine belli bir şekilde iklimden etkilenir. Balıkçılık kısmında ise özellikle tuzluk oranını etkileyen faktörler ki iklim faktörü de bunun içerisindedir. O da etkilenebilir. O yüzden 1 ve 3'ü dikkate aldık daha az dediği için B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar, bir video çözümünün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle yorum ve görüşlerinizi bekliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.